Defalarca uyardım. Burada yaptığım basın toplantısında hepiniz vardınız aşağıda. Söylemiştim, burası deprem kenti. Anadolu fay hattında 500 yıldır kırılmadı. Bütün bilim insanları kırılacak diyor. Elazığ depreminden sonra söyledim bunları. Aman aman, Elazığ'da deprem oldu. Biz burada hissettik, rahatsız olduk. Tedbir alalım. Depremi engelleyemeyiz ama tedbir alırız. Nasıl alırız? Binalara bakılır, kolonlar incelenir, kirişlere bakılır. Hangi depreme dayanıklı, hangisi depreme dayanıksız? Güçlendirme ise güçlendirme yapılır. Kentsel dönüşümse kentsel dönüşüm. Söyledim. Dilimde tüy bitti. Meclis'te konuştum defalarca. Basın toplantısı yaptım Ankara'da. Burada yaptım. Dilimde tüy bitti ama anlatamadım. Bana o zaman dediler ki CHP zihniyeti milleti korkutuyor demişti birileri. Keşke yanılsaydım. Keşke olmasaydım. Ama ya bir defa da bir kulak verin ya. Allah aşkına ya. Bir sürü insanımız öldü ya. Bir defa kulak verseydiniz ne vardı yani ya? Bu acıları çekmeye değer miydi? Hadi o geçti. Tamam oldu. Başımıza geldi. Şimdi yaptıkları ne peki? Siyaset zamanı değil diye günlerdir susuyorum. Televizyonlar arıyor, konuşmuyorum. Sadece yardıma yoğunlaştım. Enkazdan insan çıkarttım. Canlı cansız. Bütün ilçelerde girilmemiş köylere ilk girdim. 2000 tır getirdim arkadaşlar. 2000 tır malzeme geldi. Bütün köylere, ilçelere, her yere. İlk günden itibaren ekmektir, sudur, şu anda çadırdır, konteynerdir, her şey. Bütün engellemelere rağmen. Her yere gidiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir, bu ne acele? Dün Ankara'da ihale yapılmış. Saat 3.30'da, 15.30'da. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ. Elbistan, Kara Elbistan Mahallesi'ne 5. etap 714 adet konut inşaat ihalesi. 714 tane konut ihalesi hemen yapılmış. Daha enkazlar duruyor arkadaşlar. Daha enkazlar duruyor. 1 milyar 212 milyon liraya ihale verilmiş. Giresunlu bir firmaya verilmiş. Verilsin tamam, o yapsın gene. Ama zemin etüdü yapılmadı ki. Bakılmadı zemine daha. Ya orası uyar mı uymaz mı? Bakılmadı arkadaşlar. Evet, çok yüksek olmuş. Peki ihalenin yapıldığı yer nere biliyor musunuz arkadaşlar? Burada var bende fotoğraf, hepinize göstereyim. Şardağ, Elbistan Şardağ biliyorsunuz. Şardağ'ın eteği. Dağ ile ova arasındaki birikinti konisine yapılmış ihale. Uzmanlar, bilim insanları gönderdi bana bunu. Birikinti konisi. Yani dağ, ölü ova, arası koni. Koniye konut yapacak şimdi depremzedeler için. Peki orası ne biliyor musun? Sel bölgesi ya. Sel. Çocukluğunda da vardı orada sel. Sel bölgesi orası. Yağmur yağdığı zaman orada sel olur arkadaşlar. Şimdi oraya 714 tane konut yapacaklar. Ya yazıktır ya. Ya yazıktır, günahtır. Birkaç gün önce burada valilikte belediyede toplantı yapıldı. Vali benim başkanlığımda. Ben de katıldım. İlim vekili. İlim vekilleri katıldı. Ticaret odası, sanayi odası, jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisleri, bilim insanları hep beraber girdik. Dediler ki şehri yapıyoruz. Nereye yapacaksınız? Atış alanı Çınarlı taraf var ya, Çiğli. Atış alanında 20 bin konut. Tam rakamları vermiş isterseniz. Notları aldım oradan toplantıda. 11 milyon metrekare Çınarlı'da var. 20 bin konut oraya yapacağız. Altınova'ya Hazine Merazı arasında 4 milyon metrekare 20 bin konut. Özsan Mahallesi'nde 9.800 konut. Ayara 3.635 konut. Kurtlar'da TOKİ'nin yanına 1000 konut. Yapacağız. Şimdi dedim ki ya buralara gidip gördünüz mü? Bakan da vardı orada. Bakan yardımcısı Sayın Baran. Gidip baktınız mı ya? Bakmamış kimse. Arkadaşlar Çiğli, Çınarlı bölgesi taş üstünde taş kalmadı. Hay attı orası. Şu anda gidin isteyin gelsin götüreyim. Taş üstünde taş kalmadı orada ya. Bitti orası. Bir tane ev yok. Bir tane tek katlar yıkıldı. Oraya konut yapacaklar. TOKİ konutları. Depremzede için. Küpeli Kız tarafı. Arkadaşlar Kınalı'yı gidip gördünüz mü? Küpeli Kız'ı gördünüz mü? Kuyumcular aşağı, kuyumcular yukarı. Gördünüz mü? Fayın geçtiği yer. Yol yarılmış. Oraya konut yapacaklarmış beyefendiler. Ya ne aceleniz var dedim. Cumhurbaşkanı söz vermiş. Ya iyi de kardeşim. Yani Cumhurbaşkanı söz verdi diye bir daha bu insanları canlı canlı tabuta sokmaya değer mi ya? Seçim yatırımı. Lanet gelsin seçim yatırımı ya. Canımız yandı ya. Akrabalarımızı kaybettik. Herkes, ben dahil, hepimiz kaybetmedik mi arkadaşlar? Söz verildi diye fay hattının üzerine ev yapacaklar. Ya inanılır gibi değil.
Jeoloji Mühendisler Odası çıktı dedi ki toplantıda etüt yapılmadı dedi. Bakanın yardımcısı yapıldı dedi. Ya yapılmadı arkadaş. Bu etüt bir buçuk ayı bulurmuş. Öyle bir günlük bir etüt değilmiş. Ben bilmem, bilim insanı değilim. Ben bu işleri bilmem ama öyle diyor mühendis. İnşaat Mühendisler Odası dedi ki artçı sarsıntılar varken beton dökülmez dedi. Şimdi beton dökecekler. Artçı sarsıntılar varken. Ya olmaz. Başımıza bu iş geldi bari bundan sonrayı düzgün yapalım. Bundan sonrasını daha doğru bir yere taşıyalım. Daha doğru bir yerde kentleşme olsun. Dağ yamaçlarında bir şey yok. Yamaçlara çıkalım. Kuzey bölgesine doğru çıkartalım kenti. Kentsel dönüşüm yapalım. Şehir orada olsun. Niye ovaya gidiyor ya? Ovada yıkıldı. Yine ovaya ev yapmak istiyorlar arkadaşlar. Trabzon bulvarı ben söyledim. İki katlı alışveriş ve şey olsun. Esnaf olsun. İki kat üstü çıkmasın. Kamu kurumlarında Trabzon Caddesi'ne Azerbaycan'a alalım. Doğru, konutlar dışarıda olabilir ama ovada olmaz arkadaşlar. Olmaz. Söylüyoruz, söylüyoruz. Dinlemiyorlar. Söz verdik, temel attık. Niye seçim var 14 Mayıs'ta? Seçime kadar en azından temel attık diye milleti kandıracaklar. Ya bitmez arkadaşlar öyle 3-5 ayda, 6 ayda bu kadar 86 bin konuttan bahsediyorlar. 3 ayda bitecek, 4 ayda. Böyle bir dünya yok. Gerçekten yok. Ve yine kandırıyorlar. Zaten başından beri AFAD deseniz yok piyasada. AFAD'ı gören oldu mu? Ben depremden 6 saat sonra buradaydım. Gecesinde Elbistan'a geçtim. Kendi yakınlarıma gittim baktım. AFAD yok, Kızılay yok. Şimdi bakmayın gezdiklerine süslü süslü kıyafetlerle arabalarla. Yoklar. Allah'tan belediyeler var. Hangi partili olursa olsun arkadaşlar. Belediyeler aşağı mı kurdu buraya? Belediyeleri tekmeye getirdi buraya. Belediye ekipleri burada çalıştı. Ankara Büyükşehir'in ekibi 309 kişiyi canlı çıkarttı arkadaşlar. Üstelik yarım ekip geldiler. Tam ekip binmişlerdi uçağa, indirdiler. Onu da sonra açıklayacağız niye indirdiklerini. Bir skandal, bir rezalet var orada da. Belki yarım ekip gelmeselerdi 300 kişiyi daha çıkartacaklardı canlı. Çünkü ilk giren ekip Ankara Büyükşehir'in ekibiydi buraya. Uçakla gelen ekipti. AFAD'ın uçağıyla. Profesyonel ekipti bir de bunlar arkadaşlar. Arama kurtarmacı adamlar ne eğitimi bu, işi bu.